Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahzenun. Mektubat 446. Dördüncü telvi. Şimdi buradan kısa bir ders olacak. Çünkü derse yetişeceğiz başka bir yere. Mesleki velayet. Muzakereli, tamam mı? Öyle katkısı olan varsa alırım. Bak Harun, sana kızıyorum. Bazı katkılarım var. Paylaşmıyorsun ya, tamam mı? Öyle çok kendini gizliyor ya. Olmaz. Caiz değil yani. Tamam, böyle tespit. Tespitin varsa tespitin vardır. Yoksa yoktur. Mesleki velayet çok kolay olmakla beraber, bak, mesleki velayet çok olmakla, kolay olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Yani böyle bir yol, unutmayın, bir şey rızk taşıyorsa ne kadar, o kadar nimet veya ne kadar nimetse o kadar risk barındırıyor. Yani cennetin zıttı nedir? Cehennem. Vücudun zıttı nedir? Adem. Allah'ın zıttı nedir? Küfür. İlmin zıttı cehalet. Tamam. Yani niçin söyledim? Bir şey ne kadar büyük nimetse risk taşıyor. İçinde onun zıttı vardır. Zıttı yok olmuyor. Yani ilminiz arttıkça ersal. İlminiz arttıkça o kadar cahil oluyorsun. Anlıyor musunuz? 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartılmaz. Şöyle düşün Harun'u. Vücut mertebelerinden Adem'i kaldırın. Vücut ne olur? Ne? Vacip olur. İnsanın kudretinde acizlik de olduğu için mertebelenmiş. Bir şeyin mertebelenmesi için onun içerisine zıttının girmesi lazım. Allah'ın kudretinin nihayetsiz olmasının sebebi acizlik kudrete girmediği içindir. Tamam? Allah'ın ilminin nihayetsiz olması cehalet girmediği içindir. Vücudun içerisindeki Adem'i kaldırın, o vücut vacip olur. Onun için her mertebede Adem vardır. Adem'in istila etmediği varlık yoktur o zaman. Çok tuhaf. Niçin subut-ı sıfattan Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti var da mahiyeti zatiye değil? Şöyle diyeyim. Girme oraya. Yani her vücut mertebesinde Adem vardır. Adem subut-ı sıfatta değil, zat-ı sıfattadır, tekvinin içindedir. Üstad diyor, bu kadar ilim sahibi ilmimi artıracağım demiyor. Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Anlıyor musun? Anladın mı bak? İlimle, Emre, ilimle ilmimi artıracağım, paramla para artıracağım demiyor. Cennete makamımı artıracağım demiyor. Rıza-i İlahi'nin, peki Rıza-i İlahi'nin zıttı neydi? Bak, cennetin zıttı cehennem. Vücudun Adem. Rıza-i İlahi'nin zıttı hiçliğini bilmek. Orada Adem var mı abi? Hiçliğini bilmek de var. Hiç ender hiç nerede? Hiç ender hiç değilse onu söylüyorsa gene iddiadır. Hiç ender hiç yok. Fakat bütün mevcudat bedene sen diyor. He. Yani o başka bir şey. Abi nasıl oluyor? Zâilâin tersi hiçlik nasıl oluyor? Mukabele hiçliğini desek, bilmek. Abi mukabele desek daha şey olmaz mı? Yani, zıttı mı diyelim? Zıttı biraz şey oluyor. Ters mi oldu? Ters oluyor yani. Yani zıttı derken ifade edildiği zeminsiz zemin. Hmm. Mesela ustad da kullandığı için söylüyorum.
Kudretin içerisine acizlik girmesi kudreti derecelendiriyor. Kudretin içerisine acizlik girmese, yani zıttı girmese, kudretin zıttı acizlik değil mi? İlmin zıttı cehalet değil mi? Varlığın zıttı ademdir. Rıza ilahin zıttı da hiçliğini bilmek. Mesela hiçliğini bilende bir, cennet arzusu olmaz derecesini. Cehennem endişesi olmaz. Kemalat kazanmak, cehennem endişesi, kemalat kazanmak falan yok. 96'da söylüyor Emir Dağı'nda. Diyor ki, tokat dedim diyor, kadere sordum. Yani bu beşerin zalim eliyle geldi. Tamam o zalimdir ama kader niye musaade etti? Usta da demiş ki, kader ilahi. Sen hizmet imaniyeni ve Kur'aniyeni sakın ha cehennemden ve azaptan kurtulmana, cehennemden ve azaptan kurtulmana maddi ve manevi kemalatına ve terakkiyatına, kemalatına vasıta yapmayasın. Yapmadım diyor. Yaptıktan sonra tokat yesen ben yerim onu. Avamdır. Havas yapmadan önce tokat diyecek. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Testiyi kırdıktan sonra tokat vursan ne olur? Peki ne gösterildi? Bütün bana Rıza ilahi gösterildi diyen hiçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Hiçliğini bilme nispetine Rıza ilahi oluyor. Kardeş külliyattan tak 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 karşısına koyuyorsun. Yoksa olmuyor işte. Abi Rıza ilahi. Hiçliğini ne kadar biliyorsan o kadar Rıza ilahi mazarsın. Ne kadar hiçliğini bilirsen vücut mertebelerini fark edersin. Yani karanlık aydınlığın zıttı. Yani o zeminde gözüküyor. Yani belki telaffuzumda, ifademde garip anlaşılıyor ama takip ettiğim gaye, izini sürdüğüm mana belli. Hiçliğin zemini nedir abi o zaman? Hiçliğin zemini Adem'dir kardeş. Adem'in içindedir hiçlik. Peki diyeceksin ki Adem varlıksız varlık. O da bir varlıktır ama varlık değil yani. Bizim bildiğimiz ilmi bir vücut değil. Yani şöyle elime bakar mısın? Mahiyeti zatiye. Onun çıkışı çıktı. Şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiyeden ne çıkıyor? Sıfat-ı zatiye. Sıfat-ı zatiye ve ondan sonra bir de sıfat-ı subutiye var. Sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı subutiye, ilim, irade, sem, basar vesaire. Sıfat-ı zatiyede kıdem, beka, muhalefetun, havadis, beka, vahdaniyet, bir de tekvim var. Bu tekvinin içerisinde, dikkat, bunu niye gösteriyorum? Sıfat-ı zatiyede, sıfat-ı subutiyede değil Adem. Bunu bile arkasına geçmiş Adem. Adem nerede? Tekvinde. Onu da Zemin abi şey diyebilir mi? Yani geçiş yapmak için. Üstad diyor ya, mesleğimizin esasını tarif ediyor. Aç, fark, naks ve kusur zemininde içlik inkişaf ediyor. Ha peki o şu soru sorulsa. Abi hiçliğini bilmekte yöntem nedir? Kural nedir? Allah razı olsun. Böyle soru sorun ya. Veya katkı sağlayın. At, fakr, naks, noksanını bilme nispetini hiçliğine daldın. Yani bakın burada cennet arzusu yok, cehennem korkusu yok, şu yok, bu yok. Atsını, fakrını, noksan, kusurunu bilmek. Yani mesela şeyi kusurun üzerine aldır diyor. Peki bu dört taneyi de nasıl varacağız? Gel biraz buralara. Ham. Ham neydi? Haksız temellük. A. Aynı darlığını bilmemek. M. Mevhumu muhakkak bilmekten gelen vücut rengini almış bir Adem'dir. Bak oraya götürüyor. Böyle olursa Adem'den uzaklaşırsın. Günah yapınca Adem alemlerini hissetme. O Adem'le o Adem'in farkı nedir? Günahtaki Adem mi? Evet. Yani çok antika bir soru. Görüyor musun? Gördün mü? Günah da Adem'e çalışıyor. Bak. Cehennem taş ören şirkettir. Tamam. Cehennem taş ören şirkettir. Nereye çalışıyor ana şirkete? Adem'e çalışıyor. Çünkü cehennem de Adem alemler hesabına çalışıyor. Günahlar hastalık da Adem'idir. Buradaki o tahrip ediyor. Günah Adem derken bizde bir kuvve olan çekirdeği
ifna ediyor, bitiriyor. Ortadan kaldırıyor. Bu Adem ise ayna darlığının kalitesini arttırıyor. Bu elemin iki ciheti gibi denilebilir mi abi? Yani çünkü vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvan ya. Hı hı. İki tarafı da çalışıyor. Tabii. Yani bu nübüvvet tutarsa, felsefe tutarsa, felsefe derken kendi yorumun, hayatına kendin şey yaparsan, bunu ya böyle çekeyim, hayatını kendin şekillendirirsen, felsefedir. Nübüvvete teslim edersen, şeyi nübüvvete teslim edersen, o ene. Şimdi günahlar Adem'e çalışıyor. Bu bizim Adem'le, o Adem telaffuzda benziyor da şeye benziyor sanki bu aynını. Yemek. Yemek, bir yemeğin adı bir de yemek. İçeri koymak. Gibi yani, tamam mı? O ötek bir tanesi istidadını öldürüyor. Ortaya çıkan yokluk. O yok. Yani istidadını öldürdün. Mesela adam günah işte nuru imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. Artık onun kalben zikrine, lisanen zikrine, kalben ubudiyetine alil geliyor. Öldürdüğüne delil, Kur'an okuyamazsın. Kur'an okuyamaz kardeşim. Yani günahta boyalmış, istidadına zarar vermiş. Kısmen eğer tamamen öldürmüşse Kur'an'a düşmandır. Kısmen şey yapmışsa Kur'an okuyamazsın, evrat okuyamazsın, derse gidemezsin. 10 tane bahane koyarsın. Yani maçı saatlerce dinlersin. Hatta 2008'deki maçı bile dinliyorlar. Veya iç bütünlüğü kaybedince de Burhan bunalım oluyor. İşte onunla da farklı. O başka. O da bu. O başka. Yani içsel bulanımı, içsel kopukluklar birbirine olmasının sebebi dimağdaki 7 mertebeyi bütünleştiren tefekkür imanı olmamasından veya tefekkür yetmemesinden kaynaklanıyor. İçtiğini bilmek de ihtiyarla böyle ben yaptım oldum demekle olan bir şey değil. Değil. Nedir? Az, fark, noksan, kusurunu bileceksin. Bunu daha iyi anlamak istiyorsan ham. Baş harflerini şey yaptık. Ham. Haksız temellük, ayna darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini almış bir Adem. Yani kısacası ne demek biliyor musun? Risale-i Nur'un laikalarına sadakatla bağlı olmak. Yapamadığını kabul etmek, tevil etmemek. Şimdi konumuz bu değil, devam ediyoruz. Yani niye girdik buraya? Bir şey ne kadar yüksekse aynı zamanda risk taşıyor. Rize, İstanbul, Samsun, Kastamonu. Zedil, Riz. Belki telaffuzumda öyle ifade. RS, risk. Yani bir şey velayet ne kadar yüksekse o kadar da müşkildir. O kadar da şatahatları barındırıyor. Çok kısa olmakla beraber çok uzundurlar. Nasıl olur? Çok kısa, çok uzun. Bak görüyor musun? Oraya varmak mı çok kısa oluyor abi? Yani buna muvaffak bir yere varmak değil. Zaten buradasın. Burada bunu tutturabilmek. İşte onu anlatacak zaten. Bak ne kadar zıtlar şu. Çok kısaymış, çok uzunmuş. Çok kısaymış, çok uzunmuş. Hangisi doğru? Ne diyor ya bu? Ne diyor ya? Şunu diyor. Yer bunu. Başka bir şey taşıyor. İnşa ediyor bizi, inşa. Aklımızı inşa, inşaattan inşa, kalbimizi iyya, hayata aktif ediyor. Duramıyorum yerimde vallahi. Bak 52-3 yaşındayım. Bak Ağustos'ta 53 olacağım. Duramıyorsun bak. Niye biliyor musun? Yani şöyle de böyle. Kardeşim bu manayı fark ettin mi? İçeride ne oluyor biliyor musun? Yanıp kavruluyor yani. Yanıp kavruluyor. Acayip bir şey. Çok uzunluk çok kısa. Sen ne diyorsun ya? Hangisi? Çok kıymetdar olmakla beraber çok hatarlıdır. Çok kıymetdardır ama giderken çok da ayak kayıcı özelliği var. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. Dalga mı geçiyor bizimle? He? Nasıl bir eser değil mi? Altını çizdiğin zaman gözüküyor. Sen ne diyorsun diye soru sordum.
Bu nedir ya? Bu nasıl olur iki zıt aynı şeyde? Bundan dolayı sırdır dedi. Adem vücut, vücut aynı. Bak şimdi. Evet, Adem vücudu. Bundan dolayı sırdır dedi. İlmi ne kadar artarsa cahilin o kadar artar. Bu iki zıtların cemine sır denmiş. Allah diyor ya hadis-i kutsisinde, insan benim sırrımdır, ben de insanın. Biz de zıtların cemi, Allah da zıtların cemi olan esma sahibi. Kahhar, Rahman. Sırrın sırrı da onun işleyişi denilebilir mi abi? Olabilir. Şu, sırrın sırrı şu. Zıtların cemi sır. Bunu fark eden, cemalda kemali, kemalda cemali gören kamil insandır. Sırları aldı demektir. Sır demek, koy kenara, bununla meşgul olma demek değildir. Bak, sırrın sırrı şu. Sır şudur. Cemali kemalde, kemali cemalde görürsen sır sahibi oluyorsun, kamilsin. Rububiyeti uluhiyette, uluhiyeti rububiyette görürsen ne olursun? Hakimet, hakim olursun. Kulazı bir Rabbinas, melikinas, malikliğine şey oluyorsun. Başka? Rahman'ı rahimde, rahimi rahmanda görürsen Allah ismine azami derecede mazhar oluyorsun. Sanki tasarrufu sana veriyor. Olduğun dediğin oluyor, demediklerin olmuyor. Güneş'e şöyle yapıyorsun, çekil diyorsun, çekiliyor. Hazreti Ömer söz sert bakmış, cübbesini dikiyormuş amalı, tepesine güneş vurmuş. Sert bakmış, güneş tak karanlığa inkılap etmiş yani, kapanmış. Cebrail aleyhisselam geliyor, peygamberimize söylüyor. Peygamberimize diyor ki, ya Allah ne hoş bir Allah değil mi? Nasıl tasarrufu vermiş. Allah, nasıl bir Allah şimdi, nasıl sevecek, şey yapacaksın bu Allah'ı. Böyle mutavazi, tövbe yani. Böyle kullarına değer veren Allah nasıl bir Allah'tır. Ya ondan bahsetmek bu kadar zevk veriyorsa o nedir acaba ya? Orada da kendini görüyor. He? Orada da kendini görüyor. Ya Rahman'ı bu kadar güzelse, ya Rahim'i bu kadar güzelse, kendisi nedir ya? Abi, ya tövbe ya. Haşir Risalesi'nde diyor ki, mevcudatın tesbihatına müdahale eder diyor. Müdahale etmek de gayrıdarlık gösteriyor. Yapacak bir şey. Cebrail aleyhisselam geliyor ki, peygamber haberi yok. Diyor ki, ya Muhammed Allah'a selam var. Hazreti Ömer, Ömer güneşe sert bakmış. 8 ismi azamın tecellisi olan. 8. Çünkü bu 8'e ne kadar arkaya geçmiş ki, 8 ismi azamı bloke ediyor. Güneş 8 ismi azamın, ismi azamın tecellisidir. 8. mektupta anlatır. Onu yazdım. Ondan sonra o Allah diyor ki diyor, o kesinlikle güneşe, o 8 ismi azamın mücessem tecellisi olan güneşe güler yüzü tebessümle bakmadıkça kıyamete kadar öyle olacak diyor. Ondan sonra diyor ki bazıları diyor, ne olur mu ya nasıldır? Tamam kardeş, tamam. Kıy kenara otursan orada. Anlamazsın sen gönül insanı ne demektir. Batından anlamıyorsun ki. Yan seren en sürü, yan seren en sürü. Zahir ilimlerle meşgul olduğun abdesti bozdu, bozmadı. Domates kafalar para ver. Lan şuna küfürdür, şu kafirdir, şu şeydir. Bunlarla meşgul ol. Sen bunlarla meşgul ol. Abdestin farzları dörttür, dört değildir. İmam Azam'a uyalım, uymayalım falan. Sen bunlarla meşgul ol. Sonra peygamber geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Cübbeyi dikiyor, serinlemiş ya. Niye tepeme vurdun diye, tamam mı? Bakmış. Ya bu sefer başlıyor ağlamaya. Sonra ağlayarak tebessüm ediyor. Şak diye açılıyor. Yani nasıl bir şey ya? Tasarrufa ne demek için bana anlattım? Rahman'a kafir mümin mazardır. Rahime Müslümanlar sık mazardır. İman ettiği şeyle beslenen demektir rahim. Ahirete iman ettiğin için ahireti hakikate. Ben mesela Allah ile iman ettim. Burada hiç bir tevazu yapmayacağım yani. Allah'a iman ettiğim için Allah ile besleniyorum. Yani böyle Allah'ı böyle şey yapmam, böyle acayip olmam. İman ettiğim Allah beni besliyor. Namazda da olmuyor mu sizde mesela? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? O Allah onayladı demektir. Diğerleri onaylamadı mı? Hayır, hepten sana onayladığını sana onaylattırıyor. Açığa çıkarıyor. Bir tatlı hal olmuyor mu? Başka onayladığın namaz kılarının simasına, şu mesudun simasına bak mesela. Bak sima belli. Farklı şeyde kıldığı belli. Sen kafayı kaldırma. Allah var. Kesin ha.
Neyse, neredeydik ya? Neyse, neredeyse oradayım. Emre, burada mısın? Tamam, burada ol. Benim gibi çıkma bir yerlere. Kardeş, Rahim-i Rahman'da, Rahman-ı Rahim'de, Allah ismi azamına, ne diyorsun ya? Zat-ı isim olduğu için, yani tasarruf yetkisi veriliyor. Dolayısıyla ahiretteki haleti burada, bunlar yaşıyor. Ahirette bir Müslüman istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Ha, öyle bir hal kesbediyor ki burada istediği oluyor, istemediği olmuyor. Tamam mı? İşte sır ne demek? Cemali, cemali kemalde, kemali cemalde görmek. Yani şu, yazar mısın kağıdın defterine? Cemal, alt satıra in. Kemal, cemal, celal, kemal. Yani cemali kemalde, kemali cemalde, kemali cemalde, cemali kemalde görmek. Yani üçünü birbirine uygulamak. Sır sahibidirler. Sırın sırrı da çıkmış oluyor abi. Çünkü o sırrı şey yapıyor, dima yapıyorsa, adem vücut, o zaman bir de sırrın sırrı olması lazım. Karışık olmayan yani. Evet, nedir o? Ez cümle. Ha, işte bu sırlar içindir ki. Yani niçin atladım? Rububiyeti uluhiyette. Uluhiyeti rububiyette görene sır sahibidir. Cemali kemalde, kemali cemalde gören kamil insan sır sahibidir. Vahdaniyeti ehadiyette, ehadiyeti vahdaniyette, vahdeti ehadiyeti vahdaniyette, vahdaniyeti ehadiyete gören vahidiyete mazhardır. Veya vahidiyeti ehadiyette. Yani üçünü birbirine dönüştürmek. Bunlar sır sahibidir. 24. mektubun birinci dalı. Şu söylediğim. Şey abi, mülkte meleküte geçiş yapmak da denebilir değil mi? Mülkte bak, mülkte melekütü, melekütte mülkü görmek. Mesela bir misal vereyim. Ya çıkamayacağız bu işten. Esas okumak istediğim ikinci meşref, tamam mı? Allah Allah. Güya yani, inan. Mesela Habibi Acem var. Habibi Acem'le Hasan-ı Basri Hazretleri ki, radiyallahu anhuma, anhum. Hasan-ı Basri Hazretleri, Hazreti Ali'nin talebesidir. Tabiindir yani. Sahabeyi görmüş. İmam Ali'den ders almış. Geçeceğim de bununla alakalı. Bunu anlatmıştım size. Ama başka bir şey için kullanacağım bunu. Nehirden karşıya geçecekler. Fırtına var. Karşıya ders verecekler. Habib Hacem diyor ki bak fırtına var. Sandallar gelemiyor. Derse gideceğiz. Yani sen de beni tanırsın. Ben de seni tanırım. Gerek yok artık şey. Besmele deyip suyun üzerinden geçelim. Yürüyelim demiş. Demiş ki o. Hayır. Nerede yaşıyorsan oradaki Allah'ın adetine uy. Habib Hacem yürüyüp geçiyor. Hasan-ı Basri bekliyor, sandal geliyor, geçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hangisi daha üstündür? Hasan-ı Basri üstündür. Sebebi Allah'ın rızası Allah'ın adetindedir. Ve mesela ben diyor istediğime hidayeti veririm. Peki istemediğini vermiyorsa suçum benimle? Ha şu, Allah'ın isteği istediğinin içerisindedir. Allah'ın isteği de adetullahındadır. Sünnetullahındadır. Bir insandaki hulasalanışı sünnet-i seniyededir. Sünnet-i seniye Allah'ın rızası var. Allah'ın rızasında hidayeti var. Kim sünnet-i seniye uyarsa Allah'ın rızasındadır. Allah'ın isteğindedir. Allah'ın hidayetini kazanır. Tamam. O zaman ne yaptı Hasan-ı Basri dedi ki Allah sizi hangi alemde yaşatıyorsa oranın kurallarına uymak Allah'ın rızası oradadır. Su üzerinde yürümek değildir. Allah'ın sana verdiği özeli kullanma. Ben bugün varım, yarın yokum. Aynı sözü başka zamanda da dedim. Eğer şayet Allah bazı hususi meziyetler verirse Allah rızası için sakın kullanmayın. Rızasını bilen kullanmaz abi. Çünkü öbürleri başka şey talip ediyor. Evet. Sakın adetinden çıkmayın. Sakın ha. Korunamazsın. Sakın. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde
emrettiği, yasakladığı dünyadan sakın çıkmayın. Öyle korkunç bir şey ki, Rüştü abi vefat etmeden önce, bir hafta önceydi. Dedim ki, abi bana son diyeceğin bir şey var mı? Dedi, böyle kafasını kaldırdı, kütüphanesinden bir kitabı aldı. Baktım aldı. Kastamonu'yu aldı işte. Dedi ki, şimdiye kadar sen şöyle tutuyordun bu laikaları. Laikayı diyordu. Böyle. Şimdi bundan sonra tutmayacaksın böyle. İki elini göğsüne basacaksın. Eğer laikalardan elini gevşetme nispetinde diptesin diyor. O kadar ifrat ve tefrittesin. Sakın gevşetme. Bana Zübeyir abi böyle demişti dedi. İfrat tefritten kurtulmak istiyorsanız hizmette, mesul olmamak istiyorsanız, laikalara iki elinizle sakın tutun, gevşetmeyin iki elinizle. Tutun öyle, sarılın. Ne diyorsa öyle. Yapamıyor musun Mesut? Yapamıyorum, doğrusu budur. Bitti, tamam. Bazılar tenkit edecek bu sözde. Yo, Kur'an mıdır, hadis mi? Anlamazsın. Sen işine bak. Şimdi, işte bu sırlar içindir ki, o yolda sülük edenler bazen boğulur. Laika'yı onun için söyledim. Bazen zararlı düşer, terakki etmeye çalışırken boğuluyor adam. Veya zararlı düşer, bazen döner, başkalarının yoldan çıkarır. Veli ya nasıl olur? Batıla yanlış hizmet ediyor. Tamam mı? Erbaa kabise mi devreye giriyor? Yok. Oraya erbaa kabise girmiyor. Şimdi bak arkadaşım. Hakikat değil. Esma'nın nihayetsiz mertebesi var. Ama bizde bir yazılım var. Ruh. Allah bu ruhu, nihayetsiz ruh yazılımı var Allah'ın elinde, model. Nihayetsiz. Allah bunu seçti. Bu ruhtaki yazılım. Bu ruhtaki yazılım Esma'nın bu mertebesiyle gider. Esma'nın şu mertebesiyle bunun dalaleti olur. Çünkü bu yazılım buna uygundur. Buna uygun değil. Ama aynı mertebe. Esma'nın, aynı Esma. Mesela uygun değil. Allah'ın esmasından gelen şeriatlar var. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatına uyarsanız yanlıştasınız şimdi. İsa Aleyhisselam şeriatına uyarsanız yanlışsınız. Öyle değil mi? Ama Allah'tan gelmişti. Allah'ın rızası onda değil şimdi. Yani o hakikatta değil, bu hakikattadır. Tamam mı? Yani bir şey değil, başkasını da yoldan çıkarıyor. Yani benimle alakalı kimler varsa, ben Risale-i Nur'a sadık değilsem, onlar da yanlış oluyor. Ben de onların mesuliyeti nasıl yükleneceğim? Enayi miyim ya? İmanı kazanma ve kaybetme davası başıma açılmış, senin de mesuliyetime niye yükleneceğim? Ama ne yapacaksın? Buraya tabi olacaksın. O zaman rahat edersin. Bak ne, yoldan çıkarır diyor. Ama imamına uymamak da aynı oluyor o zaman. Ne yapayım? Devrin imamına uymamak da aynı. Aynen. Devrin imamı, asrın imamına uymayan cahiliye ölümüyle ölür diyor rivayette. Tabii canım. Çünkü asrın, niye mantığı şudur. Asrın getirmiş olduğu problemleri, soruları, şüpheleri, fikirleri, itikatları Kur'an'ın edile-i şeriye göre, kitap, sünnet, icma, kıyasa göre onun cevabını nasıl bulacaksın? Yoksa kafan bin bir parçadır. İmam Azam öyle diyor. Kafanıza itikada ait bir mesele gelirse bütün işlerinizi bırakın, onun cevabını arayın. Onun cevabını aramadan ölürseniz imanınızdan şüphe ederim diyor. İtikada ait bir şey gelmiş soru. İşte asın belasını bu çözüyor. Yok abi bu çözmüyor. Göster bakalım da asın dertlerini çözen başka ne var? Yani biz bilmiyoruz yani. Peki. Ez cümle yani aşağı inmeden... ben metni okuyayım da şey yapayım çünkü başka bir derse gidecektim. Şu paragraf okuyayım bakayım. Ez cümle tarikatta yol demektir. Seyr-i enfusi ve seyr-i afaki tabirleri altında iki meşrep var. Tarikatta ikisini cem etmek hakikatta var. Tarikatta bir seyr-i afaki var. Seyir-i enfusi de var. Anlıyor musunuz? Yani birisi akli, birisi kalbi. Birisi
Yani ikisini cem etmek sahabe yoludur, caddi-i kübradır. Birinci meşrep enfusi meşrebidir. Nasıl yapar bunu? Düz okuyayım. Nefisten başlar. Yedin mertebe nefsin, yedin mertebe. Evet, hariçten gözünü çeker. Mevcudat yoktur demeye başlar. İlk önce nefsin yedi mertebesini bitirir. Hariçten gözünü kapar. Kalbe bakar. Enaniyeti deler. Kalbinde yol açar. Hakikati bulur. Sonra afaka girer bu. Bunu bitirdikten sonra afaka girer. O vakit afaki nurani görür. Mevcudata bakar. Allah Allah. Ya bu değilken bu yola girmeden çiçekti. Bu yola girdi. Yedi mertebeyi bitirdi. Enfuse gitti. Hakikata bir yol yaptı. Kalbin derece hayatına girdi. Sonra tekrar geldi. İndi buraya. Aa, çiçeğe baktı. Çiçek değilmiş. Çiçek değilmiş. Çabuk o seyri bitirir. Bakar böyle mevcudatı. Enfusi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. Yani bu sefer zahirdeyken zahirde göremediğini, bak bu çiçekte var olanı şimdi göremezsin. Nefisi bu yolda. Nefsi yedi mertebesinden geçiyorsun. Enfusi giriyorsun. Yusuf. Kalbinde hakikata bir yol açıyorsun. Sonra bakınca bu nasıl ki bu çiçek verdi ya buraya. Bu daldan. Şimdi onunla artık sen bu daldan neticesi bu olduğu gibi sen de içeriye bitirdikten sonra o yolu geliyorsun şimdi buraya. İniyorsun aşağıya. Vay be Allah Allah. Ne kadar açıkmış manası da. Ne kadar gizliymiş. Esma'yı mı? Tabii. Esma'nın cilvesini, cemalini, nakşini, sanatını görüyor Dart. Bakıyor Allah Allah, Esma yoluyla Musema'yı seyrediyor. Çünkü mevcudatın aynalarıyla vacibul vücuda bakıyorlar. Mektubat. Mevcudatın aynalarıyla vacibul vücuda bakıyorlar. Elimi tutma kardeş. Mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Sayfa 19. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Ne yapıyorlarmış? Mevcudatın pencereleriyle vacibul vücuda bakıyorlar. Tamam, bu ismi Vedud'a mazar olanlardır. Öyle de şu hiçenden hiç olan kardeşinize. Tamam, bakayım sen nereye bakacaksın? Yalnız hizmet-i Kur'an'ı istihdamı hengamında ve o hazine-i bir nihayenin delalı olduğu vakitte ismi Rahim ve ismi Hakime mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazariyetin cilveleri. Tamam da onlar ismi Vedud'a mazar olunca ne olmuş neticede? Mevcudat ayneleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Sen ise ismi Rahim ve ismi Hakime mazar oldun. Ta ne oluyor neticesini söyle. Eyvallah. Dedi. Çekip gitti, hiçbir şey demedi. Sözler buna mazardır. Tamam da. Ama 33. söz var ya, 33 pencereyle baktırıyordu. Bak anladınız mı demek istediğimi? İsmi Vedud'a mazar olan bir kısım ulema mevcudat pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Vedud ismin iktizası. Bu pencere oluyor, buradan Allah'ı seyrediyor. Zatını seyrediyor esmasındaki zat. Peki, sen ismi Rahim ve Hakime mazar olan Kur'an'ın delalı engamında Risale'ce mazarsın. Tamam. O Vedud'a mazardı, bu oldu. Sen ismi Rahim ve Hakime mazarsın. Ne oldu? Bütün sözler bunların cilvesidir. Tamam da ne oldu ya? Hiçbir şey demedin. Ne oldu sende? Ne gördün? Nereye baktın? Eyvallah. Hiçbir şey demiyor. Çekip gidiyor. Ben danladım. Yuttum yani şimdi bunu. Kim ne diyor abi? Başka yerde geçiyor mu? Başka pencereden bakıyor. Üstad abi sarı çiçek var ya abi, sarı, sarı çiçek kainat kadar büyük bir pencereyle baktırıyor. Acayip bir şey. Kainat kadar.
Orada diyor mu kainat kadar? Oysa ben sarı çiçeğin tansiyonu düşürdüğünü biliyorum. Diyor ki bu sarı çiçek kimin sikkesi, kimin turrası, kimin mühürü ise yeryüzündeki bütün sikkeler, mühürler... Bak cüzde küllü görüyor değil mi? İşte orada kainatı bir pencere yapıyor. O sarı çiçek penceresi de kainat kadar büyük bir pencere açıyor yani. Evet. Sarı çiçek gibi gözükürken bize meğer o pencere varmış, tak aralamış, kafayı sokmuş. İmam-ı Azam dehr esmasını azami derecede mazhar olduğu için tık var ya saniye, tık 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 da baştan burayı tuttu burayı, tık burayı da tuttu, çak açtı böyle kafayı soktu. Sabah namazı 1,5 saattir miktarı. İmsak güneş biliyorum. 1,5 saatte hat bir Kur'an'ı yapmış. Hatta ilginçtir, kendisi olabilir ama uyan cemaat da öyle. Hat bir Kur'an'ı okumuş, 2 rekatta bütün Kur'an'ı bitirmiş cemaata. Namaz kıldırmış imam. Cemaati de oradan sokmuş. Yani değer esmasını mazar olduğu için bastı zaman olmuş. Zamanın arkasına geçmişler. Bütün Kur'an'ı bitiriyorlar ve selam veriyorlar. İşte sabah namazının 2 rekatı. Ya bunlar durumu iyi değil ya. Hepsi birden evliya yapmamış öyle. Arkadakiler için. İmam Azam'ın cemaat olmak da adamdırlar. Ha? Herkesin arkasında herkes olmaz. Ustad ismi Hakim i çekiyor. Ha A çekmiyor ha. Çok farklıdır. Hakim değil lütfen. Hakim. Bir de Rahim. Rahman değil ha. Mazhar o. İsmi Veduda bir isme mazar olur olan mevcuda pencereleriyle vacib bir vücuda bakarsa ismi Hakim ve Rahim'e mazar olan ne olur? En düşük seviyesini, yok bir seviyesini söyleyeyim tövbe. Değiştiriyorum. Seviye şudur. Ne anlatmak istiyor orada? Orada diyor ki İsmi Veduda mazhar olan mevcudat pencereleriyle çok ilginçtir ama. Vacibül vücuda bakıyor. Kim bakıyor? Kim mazhar olmuşsa. İsmi Hakim ve Rahim'e mazhar olan vacibül vücuda kendi zatıyla bakmıyor. Sözleri okuyan da bakıyor. Cemaati taşımış. İmam Azam onun için misal verdi. Sırf kendisi girmedi oraya. Cemaati da taşıdı. Harun, ben bunu ustadı yüceltmek için demedim. Peki, ne diyor? Diyor ki, yani o zat mazar oldu, o baktı. İsmi Hakim ve Rahim'e mazar olanlara kendisi tıngır 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 bakmıyor. Mazariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazariyetin cilveleridir. Yani Risale-i Nur'a muhatap olanlar, İsmi Hakim ve Rahim'le elde edilen makamı, ustadın o makamına kapı açılıyor ve sen de bakıyorsun. O Vedud'a mazhar olanlar ferdi ferittir. Cemaat yoktur orada. O bakıyor. Bakıyorlar o isme mazhar olan. Bu sözlere yani külliyata, İmam Ali sözler diyor külliyata. Risale-i Nur'a ciddi muhatap olanlar da Ustad Hakim ve Rahim isimleriyle gördüğünü mertebesine göre görüyorlar. Burada cemaati tanımlıyor. O hakikati ferde has kılıp mana mertebesini teke indirmiyor. Anladın mı bunu Faruk? Ferdi ferit bu mu olurdu? Evet, ferdi ferit bu olurdu. Mesela şöyle, mesela ben bir hata yaptım, Hasan böyle yaptı mı derler, nurculara bak. Genellendi değil mi? Ben bir iyilik yaptım, Hasan'a bak, ne iyilik yaptı demezler. Ne derler? Nurcular böyle. Onun için hasenat ve sıyyat şahsın kendisine kalmıyor. O zaman cemaat ruhu var bizde, cemaat ruhu var, tarikatta ferdi ferit var. Çünkü tarikatın özelliği iğne deliğinden kendisi geçecek. Orada kendisi geçti diye cemaati geçiremeyiz. Kendisi atlayacak, kendisi delikten geçecek. İşte müceddidlikte ise hareketin genelidir. Mazhariyet genele yayılıyor.
Anlıyor musunuz? Bak, ismi Hakim ve Rahim'e mazar olan içenden şu kardeşinize medar bazı vaziyetler verilmiş. Sonra şahıstan çık. Bütün sözler o mazaretin cilveleridir. O yüzden diyor ya abi Hasan Feyzi abi, kabı kapsamını aldım dersimi diyor. Evet. Ne diyor? İnşallah o sözler ve men yutel hikmete fekat utiyen hayren kesire sırrına mazardırlar. Mazardırlar. Sözler penceresiyle bakanlar. Sözler de penceredir. O mevcudatın aynasıdır dedi. Mevcudat ayna yaptı. Sözler aynadır. Tak. Onunla sözlerle mevcudata mevcudattan tak oraya. Yani muhatap olunan külliyata ustadın mazar olduğu hakikata derecelerine göre, derecelerimize göre onlar da mazardırlar. Abi siz hep okuyordunuz, kapat burayı diyordunuz. Hani o astrı güzelleştiren o büyük imanların şeydir, timsali, misaldir. O zaman o mu oluyor? Bir parçası o. O zaman üstadın gözüne bakıyorum. Evet, onun gözüyle bakıyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Allah'taki adetullah, sünnetullah şeriatında da var ya Allah'ın adeti. Allah şu mevcudata kendi dekayık aşinasıyla bakıyor, öyle mi? Allah kendisi seyrediyor mu kardeşim Risale'de geçen? Tamam mı? Siz de göreyim böyle bir şeyi. Tamam. Bir de gayrı nazarıyla görmek istiyor Allah, değil mi? Şimdi ben bakarken, buna tefekkür ederken Allah benim gözümle de bakıyor. Harama da bakarken Allah benimle gözümle de harama ben Allah'a baktırıyorum. Buna da baktırıyorum. Şimdi ismi Hakime ve Veduda şeye... Rahime mazar oldu. Sensin kardeşim, ben bakamam ki. Ve ayeti bak ne getirilmiş. وَمَنْ يُتَلِكْ بَتَفَقَ دُدُونَ خَيْرَ كَس۪يرًا 12. sözün başındaki ayet bu. Getin. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiş. Hikmet malzemedir. Hikmetin seni taşıdığı yer nedir? Hikmetin sahibidir. Hikmet Allah'ın Hakim ismidir. Hakim ismi sana bunları vermiş. Verilen netice değildir. Verilen de verildiği kişiye ulaşmaktır. وَمَنْ يُتَلْ اِكْمَةَ فَقَدَ اَتُونَ خَيْرِ كَسِيرًا Bakın anladın mı bu? Yani bunu kendisinin mazar olduğu şey genelliyor. Bir örnek de vereyim geçeyim. Çok zenginleştirmek için değişik örnek vermeye çalışıyorum. Miraca gittiği zaman ilk Allah mukabele etmiş peygambere. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Ke. Selamım senin üzerine olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bunu aldığı selamı tabanına genelliyor. Esselamu aleyna. Ve ala ibadillahi salih. Benim ümmetim senin kullarından. Salih ümmetime. Senin salih kullarının da üzerine olsun ya Rabbi diye selamı zatından aşırıyor. Aşırıyor, genelliyor. Böyle bir insan. Ben onun için deliyim yani bu. Nasıl şey? Bana yaptığı için demiyorum. Bir insan böyle olamaz yani. Bir insan Allah ile konuşacak, cennete şey yapacak. İdris aleyhisselam gitti cennetten çıkmadı. Haklı adam. Bu şimdi gitti cennete girdi. Cehennemi gördü. Allah ile konuşuyor. Allah ne vaat ediyorsa, ne veriyorsa genelliyor, arkaya veriyor. Hani ana gibi. Baba yiyor, anne eline ne geçiyorsa çocuğuna veriyor. La ye işte ya, ben de yiyorum. Ya bir kadına getirdim tamam mı çocuğu, bir yere gittik, çikolata veriyorum. Hemen pat diye çocuğuna ver. Ya kardeşim ona da vereceğim ya. Hayır diyor, o yemedikçe ben yiyemem. Hemen genelliyor, hemen arkaya veriyor. Bu nasıl bir şefkatli, ben anlamıyorum yani. Sonra diyorlar ki, kafayı bu peygamberle mi bozdun? Yani... Orada aldığını genelliyor. Burada da öyle. İsmi Veduda mazar olanlar mevcudatın aynalarıyla vacib-ül vücuda bakıyorlar. Bu ne yapmış? İsmi Hakim ama hizmetle koştururken ismi Hakim ve Rahim'e mazar olan şu hiç ender hiç olan kardeşin ismi efendim Hakim ve Rahim'e mazar olunca mazariyeti medar bir vaziyet vermiş. Ne oluyor sonra? Neticeyi söylüyor. Ben şöyle bir şey Allah'a seyrettim demesi gerekiyor değil mi? Cümle akıcılığında. Allah'a böyle seyrettim, Allah'a böyle gördüm. Vay be biz dedi yüze ne büyük adam ya. Ne acayip. Bu dolayısıyla bu taassuptur. Ustadın büyüklüğünü kabul etmek taassupla bağlanacaktık. Ustad büyüktür, büyük adamdır. Niye? Böyle diyor. Nereden biliyoruz öyle olduğunu? Yalan söylemiyor. Tamam da.
Ama ne yapıyor? Mazar olduğunu has zatına bırakmıyor. Esselamu aleyna diyor. Genelliyor, arkaya atıyor. Diyor ki sözlere muhatap olanlarda bu sır yaygın. Yani içine atılmış. Yani gördüğü, mazar olduğu, müşahede ettiği, şahit olduğunu sözlere diyor ki vaziyet verilmiş. Tamam verilmiş. Ne yaptın onu? Sana verileni ne yaptın? Bütün sözler o mazaretin cilveleridir. Ayet tefsir ederken de diyor ya birinci şurada 690'da. Ne diyor? O elektrik ayetini tefsir ediyor ya orada. He. Nur dahi diyor kendi bir meşakkate maruz. Evet. Meşakkat evet anladım. Ateşi sırrına mazar ediyor diyor. Ya burada anlatmak istediğim çıldırmak yani yapmak istediğim şuydu. Kendisinde has olanı genelleyemiyorlar tarikatta. Yani iğneden geçmek. Cemaati geçirebilir misin? Sen geçersen arkadan. Ama ötekisi öyle değil mesela. Güneş faaliyeti her bir tanedir ama genellenmiş. Tak nur. Çiçeğe vururken armuta da vuruyor. Kuzeyde, batıya, doğuda da vuruyor. Aynı zamanda gezegenleri de tutuyor. Farklı farklı iş yapıyor. Yani mazar olduğunu hakikati tabanına genelleyebiliyor musun? Sana has olursa güzellik bir olur. Genelleyebilirsen adedince güzellik olur. Yani o mazar olduğu makam, mertebe aslında cümle akıcı şuydu. Akıcılığında şunu bekliyorduk. İsmi Hakim ve Rahim'e mazar olan hiç ender hiç olan şu kardeşiniz Cenab-ı Hakk'ın rüyetine veya müşahadesine mazardır. İlk demesi gerekirken çünkü orada öyle değil. Yukarın akıcılığı budur. Belagat büyük. Bu sefer mazar olduğu şeyi sözler hakikatına konmuş, derc edilmiş. Sözlere muhatap olan ve وَمَنْ يُتَلِكْ مَتَفَكَ تُتُونَ خَيْرًا كَثِيرًا hakikatına kime hikmet verilmişse kim hikmet ilmi o hikmet ilmi unutmayın. Hikmet ilmi netice değil Faruk sakın ha Yusuf. Sakın ha. Hikmet ilmi malzemedir. Onu da basıp çıkacaksın. Esma yoluyla musemmaya çıkacaksın. Peki. Bugün salı. Değil mi? Yarın inşallah bunun devamını yapalım. İnşallah. Tamam mı? Bir şey sorayım. Sonra. Bu Rahim ismi Vedud isminden daha mı geniş oluyor? Çünkü hani Vedud ismini mazhar olabilmek için önce Rahim isminin devreye girmesi mi gerekiyor? Yani o sıra şu olursa bu olursa değil yani. Yalnız Rahman desen doğru. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman bir zata bakıyor. Allah. Rahman başlaması. Kafir mümin fark etmeden rızkını, hakkı hayatını, her şeyini veren Rahman. Rahim ise iman edenlerin iman ettiği şeyle besleyen Allah. Ahirete iman ettinse, ahirete, unutmayın bunu, ahirete iman etmenin ücreti ahirette sırf değildir. Ahirete iman etmenin, iman edilen her şeyin nurani olduğu için dünyada da karşılıkları vardır. Ahirete iman etmenin bu dünyadaki karşılığı ahiretteki hakikatla, feyizle dünyada seni besliyor. Evet. Yani nereye iman ettinse, mesela Allah'a iman ettin. Allah'a iman etmenin ücretini, nisif ahirette mi var? Şu anda feyiz yok mu yani? Bizi böyle deli gibi yapan, kafayı oynatsın, ipini koparan sığır gibi halden hale sokan nedir? Acayip bir şeydir. Mesela ölüm hakikisi. İnsanlık kıvrılırken, Nur Talebe bilir, ölümü niye pasaport görüyor? Niye inkılap görüyor? Niye ahiret haletini dünyada yaşıyor? Yani oraya gitmekte ne korku? Zaten oraya yaşıyorum şu andaki halet dünyalı değil ki. Oraya yaşıyorum. Bu yaşadığım haletin, bu haletim, ben dünyevi halete dönüşmesini, inmesini ister miyim? Şu haletim hayatım her safhasında olsa, şu andaki hissettiğimi. Ben bu haletin iz sürerse bunun kaynağına gitmek isterim. Bendeki şu halet ahirete imandan geliyor. Şehadet ettiğim için. Tabii o zaman ben çıkmak ister miyim ya? Enayi miyim şu haletten çıkayım? Ama maalesef Fatiha'dan sonra çıkacağım. Çünkü şu anda Delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat'ın makamına girmiştim. Ben buradan çaktırmadan çakıyordum içeriye. Ben burada Fatiha çektikten sonra Delal-ı Kur'an olan değil, hizmet eden Hasan'ın makamına geçeceksin. Hadi ne haber, ne çay getirir falan. Başlayacağız beşeriyet. Buradan çıkmak ister miyim? Ama hayat müsaade etmiyor.
El Fatiha.